Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 3. ünite olan kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvvetiyle başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle kuvvet nedir tanımıyla başlayalım. Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareketli cisimleri hızlandıran, yavaşlatan, durduran etkiye biz kuvvet diyoruz arkadaşlar. Başka bir etkileri de var tabii ki, sadece yavaşlatıyor, durduruyor değil, yönlerini, şekillerini de değiştirebilen bir etkidir kuvvet aslında. Bu tanımı dikkatlice öğrenelim. Peki kuvvet bir cismi nasıl etkiler? İtme veya çekme şeklinde olabilir. Mesela bu nedenle günlük hayatımızda pek çok olayla karşılaşabiliriz kuvvetin etkisiyle. Market arabasını iterken, odanın kapısını kapatırken, topa vururken, çantayı masanın üstüne kaldırırken, balkonda sepeti çekerken gibi birçok günlük hayattaki olayda kuvvetin etkisini görüyoruz sevgili öğrencilerim. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkisinden yararlanıyoruz. Peki nedir bu esnek cisimler? Üzerine kuvvet uyguladığınızda şekli değişebiliyor ve siz bu etkiyi ortadan kaldırdığınızda eski haline dönebiliyorsa işte böyle cisimlere siz esnek cisimler diyorsunuz. Dikkat edelim. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarayan bir aletimiz var. Dinamometre. Tekrar ediyorum, kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için hangi araç kullanılıyormuş? Dinamometre. Bu sayfamız çok önemli çünkü sınavlarda da karşımıza gelebiliyor böyle sorular. Kuvvetin birimi neydi peki? Newton'dur ve büyük N harfiyle gösteriyoruz. Buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Dinamometre nasıl bir alet peki? İçerisinde esnek, sarmal bir yay var dinamometrede. Ve siz dinamometreye bir cismi astığınızda uygulanan kuvvetin etkisiyle yay uzamaya başlıyor. Yay ne kadar fazla uzarsa da uygulanan kuvvetin o kadar fazla olduğunu görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Peki yayın uzama miktarı neye göre değişiyor, neye bağlı? İşte biraz da o konudan bahsedeyim sizlerle. Yayın uzama miktarı ile uygulanan kuvvet doğru orantılıdır. Biliyorsunuz derslerimizde genellikle grafikler görüyoruz. O yüzden grafik okumayı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Burada kuvvet arttıkça uzama miktarının da doğru orantılı olarak arttığını bilmelisiniz. Dinamometre üzerinde tabii ki eşit bölmelendirilmiş bir göstergemiz var. Bu göstergedeki her bir bölmede belirli bir kuvvet değerine denk geliyor ve bunların hesaplamalarını biraz da fen dersiyle matematiği karıştırarak sizlere öğreteceğim. Bir sonraki dersimizde anlatacağım o konuyu da sizlere. Devam edelim. Dinamometrelerde kullanılan yayın belirli bir esnek sınırı vardır. Yani siz maksimum bir değere asamazsınız. O dinamometrenin üzerindeki göstergeye göre o kuvveti ölçebilirsiniz arkadaşlar. Dinamometrelerin üzerinde ölçebilecekleri en büyük kuvvet değeri yazılıdır. Dinamometreye bu sınırdan fazla kuvvet uygularsanız yayın esnekliğini bozarsınız. Bir sonraki ölçümünüzde size yanlış bir değer gösterebilir. Böylece dinamometrenizi kullanılmaz hale getirmiş olursunuz. Dinamometrelerin ölçebileceği kuvvetin büyüklüğü nelere bağlıdır? İşte burası çok önemli arkadaşlar. Dikkatlice dinliyoruz. Neye bağlıdır? Dinamometrenin içindeki yayın cinsine ve kalınlığına bağlıdır. Mesela küçük kuvvetleri ölçmek için ince yaylı dinamometreleri kullanmalıyız. Çünkü daha hassas olmasını istersiniz. Büyük kuvvetleri ölçmek için ise kalın yaylı dinamometreleri kullanıyorsunuz. Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Dinamometrelerimin ölçebileceği kuvvetin büyüklüğü neye bağlıdır? Yayın cinsine ve kalınlığına bağlıdır diyoruz. Burada da bir etkinlik, örnek tarzı aslında söylediklerimi biraz daha kanıtlamak üzerine olan bir
soru gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada özdeş küplerim var. A, B, C dinamometreleri nasılmış? Ama gördüğünüz üzere dinamometrelerdeki uzama miktarları farklı. Sizce neden olabilir? Tabii ki de dinamometrelerde kullandığınız yaylar farklı. Yaylar farklı olduğu için ince yayın çok uzadığını, kalın yayın ise az uzadığını görüyorsunuz. Çünkü ince yay hemen esneme özelliğine sahiptir, daha fazla esner ve hemen uzama gösterir. Ama kalın yay az uzar. Şimdi kalınlık sıralaması yapacak olursam eğer, nasıl yapıyorum? B, A ve C. En fazla uzayan, en ince yay demektir. En kalın yayın burada ne oluyor? O zaman B oluyor sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.